Evet arkadaşlar bu dersimiz kod dönüştürücüler, kod converters diye geçen konumuzu işleyeceğiz. BCD artı 3 kodu, gray binary kodu, binary gray kodu gibi dönüştürme işlemlerinden daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Bunların kodunun içerisine gelmişken aynı zamanda seven segment display adında kullandığımız 7 parçalı göstergeden de biraz bahsedeceğim. Bu BCD'nin aslında bir kod çözücüsü de var. Yani bakın kod dönüştürücü demiyorum, kod çözücü diyorum. Aslında bunu BCD kod dönüştürücü gibi de düşünebilirsiniz çünkü buradan gelen bir girişinden gelen BCD değerlerini seven segmentin hangi parçalarını yakacağını belirleyecek şekilde bir kod dönüştürme işlemi yapıyor aslında ya da kod çözücü de diyebilirsiniz. Bu seven segment display dediğimiz displayler birden fazla çeşit arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi ortak katotlu, bir tanesi ortak anotlu yapılar. Ortak katotlu yapılarda LED'lerimizin seven segment disiplinin için içerisine yerleştirilmiş LED'lerimizin katotları ortak bir şekilde birleştirerek ground'a bağlanmış. Ortak anotludaysa anot uçları birbirine bağlanarak ortak bir şekilde VCC ucuna bağlanmış şekilde görüyorsunuz. Şimdi burada dediğim gibi A, B, C, D, E ve F ve G uçlarından vereceğimiz lojik sinyaller sayesinde biz bu ledlerin yanmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla hangi rakamı görmek istiyorsanız o rakamı yakacak ledleri, o rakamı oluşturacak ledlerin yanmasını sağlayabilirsiniz. ortak anotlu da A, B uçlarına dikkat ederseniz pozitif bir gerilim vermeniz lazım. Artı 5 volt gibi bir gerilim vermeniz lazım ya da artı ledin beslemesini vermeniz lazım. Ek bir besleme, bir gerilim gelmesi lazım ki led yansın. Çünkü anottan katoda doğru dikkat ederseniz akım akacaktır. Ortak anotlu da ise yani sağ tarafında gördüğünüz ekranın sağ tarafında gördüğünüz yapıda ise VCC bağlı zaten anoduna. Dolayısıyla ben e, katotlardan ground bağladığımda çalıştırabilirim. Yani iki yapı arasında şöyle bir fark var. Burada AB uçları dediğimiz harf uçlarına arkadaşlar e, lojik 1 vermeniz lazım. Lojik 1. Bu tarafta ortak anotlu yapıda ise lojik 0 vermeniz lazım. Lojik sıfır ground vermeniz lazım ki çalışsın. E, i̇ki e, temel display'in birbirine farkı e, bu kadar yeter şimdi açıklamamız. BCD e, kod çözücü 7447 entegresi var aslında çok sıklıkla piyasada kullanılan. E, bu yapı D3, D2, D1, D0 e, yapısı baz alınarak tabi bunun da taşıtını incelerseniz daha detaylı görürsünüz. Ben sadece teorik kısmında bir kod çözücü ya da aynı zamanda bir dönüştürme işleminden bahsedeceğim. E, şimdi burada girişinde BCD kodlama işlemi var. BCD neydi hatırlarsanız onu sistemde kodlanmış ikili sayı arkadaşlar. Binary Coded Decimal diye geçiyordu hatırlarsanız. Binary Coded Decimal'de bizim buraya vereceğimiz rakamlar sınırlıdır arkadaşlar. Yani D3, D2, D1, D0 uçlarına vereceğimiz ee, sıralı değer en fazla 9'a kadardır. Çünkü BCD diyorsanız bizim burada 0'dan 9'a kadar ifadelerimiz vardır. Dolayısıyla 00 00 0000 01 gibi sıralarsanız şu tabloda gördüğünüz gibi 9'a kadar sıralama durumunuz lazım. Peki ben 000 geldiğinde 0000 gibi bir değer geldiğinde ne yapmam lazım? Ya da 0011 geldiğinde ne yapmam lazım? Bunu Planlayıp devresini çizmem lazım. Nasıl olacak? Örnek bir işlem için bir 0011 değerlerini göndermişim. D3, D2, D1, D0'dan. Dolayısıyla ekranda görmek istediğim sayı nedir? Üçtür arkadaşlar. BCD 3 sayısıdır. Dolayısıyla bakın sarı renklere boyadım. E, seven segment display üzerinde. Bu e, LED'lerin hangilerinin yanması gerektiğini söylüyor. O halde benim kaç tane çıkışım var? 7 tane çıkışım var arkadaşlar. A, B, C, D, E, F ve G olmak üzere bütün çıkışlarıma ne göndermem gerektiğini teker teker girmem gerekiyor. Her çıkış için 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0 gibi teker teker 0 yazmak için, 3'ü yazmak için mesela örnek görelim. Şu görelim. Bakın 3'ü görüyorsun 0, 0, 1, 1 verdiğimizde ne oluyor? Sadece E ve F lambalarına 0 ifadesinin gönderilmesi gerektiğini görüyorsunuz. E ve F. E ve F 0, ve diğerlerine bir göndermem gerektiğini görüyorsunuz. Buna göre tablomuzu doldurduktan sonra 0 için, 1 için, 2 için, 3 için, 4 için hangi LED'lerin yanacağını belirledikten sonra artık bu tablomuzdaki her harfin her bir çıktının ayrı bir şekilde fonksiyon olarak bulunması gerekiyor. Yani A girişine bağlanacağımız, bağlayacağımız lojik yapıyı elde etmek için A'yı karnoda indirgemeniz gerekiyor. B'yi karnoda indirgemeniz, C'yi, D'yi, E'yi, F'yi ve G'yi teker teker yapmanız gerekiyor. Şimdi burada e, tabi 9'dan sonraki değerler olmadığı için ben tabloda onların yerine x, 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 x diye belirsiz duruma yazdım. Ama bazı durumlarda bazen A harfini, onu yazmak için A harfini, 11 için B'yi, 12 için C harfini, 13 için D, 14 için E, 15 için... E, F ifadelerini kullanabiliyorlar. Ç, e, harfli olarak da bir yandan seven segmenti kullanabilmek için. E, bu durumlarda o zaman o x yazan yerlere normalde x yerine 0 ya da 1 ise hangi değer geldiyse tablomuzdan onları yazmanız lazım. Ama şu andaki görüntüye göre 9'a kadar yazdıracaksam o halde ben x x x, x yazabilirim devremi tasarlamak için. Peki a'ya b'ye neler bağlanacak nasıl bulacağız? A için e, şurada gördüğümüz fonksiyondan her birine ben Q demişim. A, B, C'de demişim ama şöyle düşünebilirsiniz. D3, D2, D1, D0 yerine A, B, yazdığımı düşünün. E, bunun Q'ların yerine de şuraya A burası B için bağlanacak yer gibi ifadeleri yazabilirsiniz. Şimdi burada e, tabloda indirgeme yapacağım. Bir tanesini sadece göstereceğim. Diğerlerini size bırakacağım. E, tablomuzda maksimum indirgeme yapabilmek için e, en fazla biri gruplamam gerekiyor. Dolayısıyla ben şurada bir Birlerimi 4 tane birimi 8 tane 1'e çıkartarak bir grup yapabilirim. Aynı zamanda şurada 2 tane 1 kaldı. Bu 2 1'i de yine bir grubun içerisine alabiliriz. 8'li bir grup yaparsam özellikle 8'li bir grupla bunu da çözebiliriz. Yine bir tane 1 şurada boşta kaldı. Bu boşta kalan birimizi bir 4'lü bir grubun içerisine alabilirim. 4'lü bir grubun içerisine alacağım onu da 4'lü şöyle çizeyim. 4'lü bir grubun içerisine alalım. 4'lü bir grubun içerisine aldım onu da tek birim dörtlüye çıkabildi daha fazla alamadım grup ama bir tane birimiz kaldı onu da yine bir dörtlüye alabileceğimi görüyorum karno haritasından şöyle e, göstereyim şöyle köşelerden bir grupta da yapabilirsiniz daha sonra bunların fonksiyon yazılımlarını size öğretmiştim ona göre fonksiyonlarını yazıp e, A'ya bağlanacak lojik devreyi bulursunuz. Daha sonra B'ye bağlanacak, C'ye bağlanacak, D'ye bağlanacak, her birine bağlanacak lojik devreleri bulduktan sonra devreyi tasarlayıp Artık entegremizi elde etmiş oluyoruz. Ama bunu hazır yapan entegre de var. Zaten 7447 entegresi var elimizde. Onun da kullanımına isterseniz data sheet'ine bakarak yapabilirsiniz. Ee, gelelim kod dönüştürme işleminden BCD artı 3 koda dönüştürme işlemine. Ben burada e, BCD artı 3 koda dönüştürme işlemi ben e, tasarımını size veriyorum. E, artı 3 kodundan BCD konu, e, koduna dönüştürme işlemi de sizlerin tasarlamasını istiyorum. E, dolayısıyla ABCD dediğimiz ifade 0000 iken ee, dönüştüreceğim wxyz dediğimiz bir ifade ben harflendirdim bunu artı 3 kodundaki karşılıklarını yazıyorum artı 3 koduna dönüştürürken biliyorsunuz normalde ikili sayı sistemindeki kod ifadesine 3 ilave edilerek yazılıyordu zaten dikkat edin birinci satırda 0000 yazıyor buradaysa 0011 yazıyor yani 3 ilave edilmiş şekli nereye kadar bu sürecek Tabii ki BCD olduğu için 9'a kadar bu sürecek arkadaşlar 9'dan sonraki değerlerin herhangi bir artı 3 karşılığı olmayacak. Çünkü BCD'de zaten e, BCD'de bu ifadeler zaten yoktur diye kabul edeceğiz. Dolayısıyla bu durumlarda geriye kalan olasılıklarda ne gelecek? Tablomuza x'ler gelecek. O halde e, w, W'yu, X'i, Y'yi ve Z'yi sütun bazlı düşünerekten haritalarınızı hazırlarsanız e, ki bunları nasıl yazdığımı söyledim. Buradaki ifade bu. Karşılığında ne istiyorum? Bu gelsin istiyorum. Dolayısıyla 4 tane çıkışım var. Dört tane girişim var. Bu girişlere göre her birini karno yaptım. indirgedim. İndirgedikten sonra elde ettiğimiz yapılar W için, X için, Y için ve Z için belli. Dolayısıyla A, B, C, D değerlerini girdiğimizde X, y, Z ve W değerlerimizi elde edeceğimiz bu ara devreyi yapmış olduk. Tasarlamış olduk. Bu sayede şu gördüğünüz devre BCD kodunu artı 3 koduna dönüştüren bir yapı haline geldi arkadaşlar. Yine e, dediğim gibi artış kodunu bir sitik siz dönüştüreceksiniz. E, binary grey dönüştürücü işlemine gelelim. Yine binary'nin Gray kodundaki karşılıklarını hatırlarsanız Gray kodunda e, sadece bir tane bir değiştirerek adım yapılıyordu. Yani sıfırdan bakın şurada bir tane bir değişti. Şurada bir bir değişti. E, böyle bir yapı vardı. Bunu nasıl yazıyorduk? E, bunun özel bir formülasyonu vardı. Karno haritasıyla çizmiştim ilk derslerimizde. Dolayısıyla o dersi hatırlamanızı tavsiye ederim ders notunuza bakmanızı ama ben direkt karşılıklarını yazdım buraya otomatik olarak bulmanız için 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15'e kadar ki bütün binary kodların gray kod karşılığını veriyorum ve bu o zaman şöyle bir şey anlamına geliyor bu dönüşüm 4 bitlik binary kodu gray koduna dönüştüren bir yapı elde etmiş oldum. Bunu e, yapıp sadeleştirdiğinizde arkadaşlar her bir fonksiyonu yani G3'ü, G2'yi, G1'i, G0 kodlarını teker teker yaptığınızda e, G kodu 3'ü D3 elde ediyorsunuz. E, G kodu 2'yi yani G2'den gelen tabloda e, aslında özel veya kapısını elde etmiş olursunuz. Yani aslında o da nedir? D2'nin değeri çarpı D3 artı D2'nin kendisi çarpı D3'ün değil gibi bir ifade gelecek. E, ikinci ifadeden. E, Gray kodu 1'den G1'den ne gelecek arkadaşlar? Oradan da yine e, özel veya D1 D2 kapısı. D1 özel veya D2 diyeyim kısaca. Yine G0'dan da D0 D1'in özel veya ifadesi geliyor. En son elde ettiğimiz bu yapıyı e, görüyorsunuz. 3 tane özel veya kapısı ve e, G3 kodunun aslında gelen D3'e eşit olduğunu görüyorsunuz. Zaten dikkat edin şu D3 ile şurada gördüğünüz G3 birbirinin tamamen aynısı arkadaşlar. Şöyle sarı renkle boyayayım. Daha rahat olacak. Şu gördüğünüz binary D3 koduyla G3 kodunun birbirinin aynısı olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla sadeleştirme bile gerek yok. G3 eşittir D3 dememiz yeterliymiş ee, diyelim arkadaşlar. Evet gray kodunu bu sefer binary koduna dönüştürücüsünü ee, sizin sizi tasarlamanızı istiyorum. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.